dijital para sistemi hayatımızı nasıl etkileyecek? Günlük alışverişlerimizi kripto paralarla yapabilecek miyiz? Neden kripto paraların değerleri bu denli değişken? Tüm bu sorular artık daha yüksek sesle dillendiriliyor. Kripto paralar arasında en popüler para birimi Bitcoin tartışmaların odağında. Pek çok soru işareti taşımasına karşın Bitcoin'in kullanım alanı artmaya devam ediyor. Son dönemde yaşananlarsa dünyayı yepyeni bir kavramla daha tanıştırdı. Bitcoin madencilerinin göçü. Çin'den ayrılan Bitcoin üreticileri başta ABD olmak üzere yeni rotalara doğru yelken açıyor. Peki neden? Bitcoin, blockchain teknolojisiyle çalışan sınırlı sayıda bir dijital para birimi. Sistem, birbirine bağlı zincirlerin kodlanmasıyla oluşuyor. Bitcoin üretimi ise Bitcoin madencilerinin sanal dünyadaki çalışmalarıyla gerçekleşiyor. Üretim süreci nihai rakam olan 21 milyona ulaşıncaya kadar devam edecek. Dünya genelinde yaklaşık 70 bin Bitcoin madencisi her bir Bitcoin üretimi için birbirleriyle yarışıyor. Bu işlemler için yüksek kapasiteli bilgisayarlar ve enerji gücü gerekiyor. Üretilen Bitcoin'ler sistemdeki zincire eklemleniyor ve işlem aşamasına geçiliyor. Bitcoin madenciliğinin en yoğun olarak yapıldığı yer ise Çin. Ancak son aylarda yaşanan gelişmeler Bitcoin üretiminde Çin'in payının gittikçe düşmesine neden oldu. 2019 Ekim'inde %75 olan Çin'deki faaliyet oranı son verilere göre %46'ya kadar düşmüş durumda. Çin'de bulunan Bitcoin madencileri makinelerini Çin sınırları dışına çıkarıyor. Büyük madencilik göçüne giden süreç, Pekin yönetiminin kripto para madenciliğini kısıtlama yönündeki hamleleriyle başladı. Mayıs ayında Çin yönetimi, finans kurumları ve ödeme sistemlerinde kripto para birimleri üzerinden işlem yapılmasını yasakladı. Çin, gerekçe olarak kripto dünyasındaki spekülatif işlemlere ve sahtekarlık örneklerindeki artışa işaret ediyor. Dijital finans sistemlerinin kolay denetlenemez oluşları nedeniyle Çin gibi güçlü devlet yapılarında direnci artıran bir diğer faktör olarak görülüyor. Current a cryptocurrency like Bitcoin, which cannot be controlled by the states, fully decentralized, you can't really enact capital controls with it because if you memorize your seed phrase, you can cross political boundaries and there's no way to really seize those assets. A couple years back, Bitcoin is a much smaller threat than it is today. I think with China is they see Bitcoin as a threat. Çin cephesinin kısıtlamalarla ilgili olarak öne sürdüğü bir başka gerekçe de Bitcoin madenciliğinin çevreye verdiği zarar. Bitcoin madenciliği ile ilgili en büyük eleştirilerin başında karbon emisyonunu yükseltmesi yer alıyor. Veriler Bitcoin'in yıllık 78,9 terawatt saat elektrik tükettiğini gösteriyor. Bu rakam Bangladeş ve Şili gibi ülkelerin yıllık elektrik tüketiminden fazla. Bitcoin'in yıllık karbon ayak izi 68 metrik ton seviyesinde. Bunun İsrail'in karbon ayak iziyle eşdeğer olduğu tahmin ediliyor. Tesla CEO'su Elon Musk, Mayıs ayında Bitcoin üretiminde yenilenebilir enerji aşamasına geçilene kadar kullanmayacaklarını açıklamıştı. Musk, kısa bir süre sonra açıklamalarından geri adım atsa da konuyla ilgili tartışmalar hız kesmiyor. Çin cephesinden gelen bu kısıtlayıcı adımlar madenci göçünü tetiklemiş durumda. So obviously kind of top of mind for Bitcoin miners is the electricity cost, and so any country, any jurisdiction where they can find very cheap power is going to be attractive to a certain extent. And then kind of layering on top of that, political and regulatory stability and friendliness and openness to mining. And so kripto para madencileri için başlıca rotalar ABD ve Kanada. ABD'nin payı kısa süre içinde %4,1'den %16,8'e kadar yükselmiş durumda. Texas eyaleti madenciler için ideal bir merkez olarak görülüyor. Texas'ı özel kılan enerji fiyatlarının düşük olması ve eyalet yetkililerinin kripto paraya bakışının olumlu olması. Texas is kind of like becoming the epicenter of Bitcoin mining. There's a couple reasons for that. One, Governor Abbott they have a pretty advanced regulatory framework there in terms of classifying what cryptocurrencies are, classifying how they can be transacted, like being very clear and stipulating what it what the regulatory landscape and left and right limits are there. If not US and Canada, there is significant numbers of machines going to Kazakhstan and Russia. Generally, these Chinese miners would choose Kazakhstan and Russia for some of their older machines.
that have been running for a few years. Tüm bu gelişmeler madencilik göçünün başlamış olduğunun delili kabul ediliyor. Önümüzdeki dönemde Bitcoin madencilerinin dünyanın farklı bölgelerine dağılması bekleniyor. Madencilerin yeni yerlerinde üretim zinciri ve doğal hayatı etkisi ise merak konusu olmaya devam edecek.